Bizim köyün girişinde bir sokak köpeğinin yavruları bunlar. 5 taneler. Hepsi renk renk. Ben de onlara mama getiriyorum. Bütün köy halkı besliyor aslında onları. Biraz da sağlık sorunlarıyla ilgileniyoruz ve flörtleşiyorum açıkçası. Alsam mı, almasam mı? Neden biliyor musunuz? Çünkü bu güzel şeyi alırsam eğer onunla 10-15 yıllık bir sözleşme yapmam, bir bağ kurmam gerekiyor. Onun her tür ihtiyacını karşılamam gerekiyor. Yemeğini, sağlığını, duygusunu, her şeyle ilgilenmem gerekiyor. İşte bu büyük bir sorumluluk. Ama etrafımda bazı örnekler görüyorum. Sokaktan köpekler alınıyor, eve oyuncak olarak götürülüyor. Çünkü bu halleri çok güzel hakikaten. Ve ondan sonra tam ergenliğe geldiklerinde en can sıkıcı, en çekilmez hallerinde ki öyleler. Her yeri kemiriyorlar, her yeri pisliyorlar. Biraz sabretmek gerekiyor. Evet, ergenliğe geldiklerinde tekrar alındıkları sokağa bırakılıyorlar ve şöyle düşünüyor insanlar bunu yaparken. Aman canım sokaktan aldım zaten. Ama o iş öyle değil maalesef. Çünkü şöyle, eğer bunu sokaktan hiç almazsanız o annesinden nasıl yemek bulacağını, diğer hayvanlara karşı kendini nasıl koruyacağını öğrenecek. Ama anneden ayırıp eve götürüp oynamak için bir süre evde tutarsanız, sıcak yuvaya alıştırırsanız ve ondan sonra sokağa bırakırsanız tekrar, işte o zaman ölüme bırakmış oluyorsunuz. Sakın aksini düşünmeyin. Değil mi kızım? Evet, benim köpeklerimin 2 tanesi erkek, 8 tanesi kız. Ben kızları seviyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü kızları kimse istemiyor. Ben de onları topluyorum. Şimdi bu kızla flörtleşiyoruz. Acaba? Rica ediyorum. Lütfen. Onlar oyuncak değil. Evinize oyuncak gibi götürüp ondan sonra işiniz bitince bir oyuncak gibi, bir oyuncağı çöpe atar gibi onları tekrar sokağa atmayın. Hiç almayın. Bırakın kendi yollarını bulsunlar. Bugün bu güzel yavruyla beraber size bir mesaj vermek istedik. Sokak köpeklerini evinize alıp sıcak yuva sağlayıp ondan sonra tekrar sokağa atmayın. Yapmayın. Yapanları da uyarın. Değil mi kızım? Sen de bir şey söyle. Değil mi çocuğum? Ceket gitti bu arada.